Eski toprağız Osman. Oğlanlar iki şakalaştılar diye aramızdaki hukuku bozacak değiliz. O yüzden merakın olmasın. Eyvallah Mümtaz Bey. Batu'yu hırpalayanın senin oğlan olduğunu sonradan öğrendim. Bilseydim baştan kulağını çekerdim. İyi mi senin oğlan? 3-5 çizik dersini almış oturmuş. Seninki de iyi inşallah. İyi merak etme. Ama henüz dersini almamış. Zaten seni de o yüzden çağırdım. Ortaklaşa bir şeyler yapmamız lazım. Sayende koklatmazlar dediğim onlarca ihaleyi kazandım Mümtaz Bey. Servetim üzerinde büyük hakkım var. Buyur dinliyorum. Evet. Gayet açık şekilde anlattım. Aklına takılan bir yer var mı Osman'cığım? Yok Mümtaz Bey, tamamdır. Tamam. Oğlana da aynı şekilde açıklarsın. Yalnız soru sormasın. Sadece denileni yapsın, tamam mı? Bu arada eğer bir hata yaparsa sonuçlarına katlanır, haberin olsun. Öyle bir şey olmaz. İyice tembihlerim. Unutmadan buraya hiç gelmediniz. Benimle de hiç konuşmadınız, tamam mı? Kim nereye gelmedi, kiminle konuşmadı? Hadi bakalım Ozan Bey. Kim kimin başına bela oluyor şimdi göreceğiz. Birkaç sene hapislerde sürün bakalım. Biz de annenle baş başa keyfimize bakalım. Bunların arasında kesin bir şey var. Ay! Allah Allah. Ya yok diyorum yok. Kaç yıllık tanıdığım çocuğu bana mı anlatıyorsun? Şu kızla Ozan'ın arasında hiçbir şey yok. Tatlım ben hissederim. Kim kimden hoşlanıyor? Ne kadar hoşlanıyor? Hoşlanmıyor mu? Gelecekleri var mı? Yoksa geçici bir ilişki mi? Tık. Gözlerimi kıstığım anda kitap gibi okurum. Hoşuna gitsin gitmesin. Bunların arasında kesin bir şey var. Sonra demedi deme. Yok diyorum yok. Görürsün. Hem kendisi gelsin, o zaman da anlarsın. Kendisi de geldi zaten. Selam. Nasılsın? Selam Berçin. İyiyim, sen nasılsın? İyi. Derse gireceğim işte. Sen de girecek misin? Gireceğim, evet. Ozan, dün akşam olanları duydum. Batu yine çok saçmalamış. Geçmiş olsun. Sorun yok ya. Halloldu mesele. Ne haber aslan? Nasılsın? Ben çay alacağım, içer misiniz? Ben alırım. Ben almayayım. Ne oldu canım, sıkkın? Ozan, meşgulüm. Çok önemli bir şey demeyeceksen işime bakmak istiyorum. Bir sorun mu var? Diyorum ki derse hazırlanmam lazım. Çayını başka masada içersen sevinirim. Ozan gel bizim masaya geçelim. Hem notlara bakmış oluruz. Aslında ders çalışsın. Ne haber Ozan? Gençler bu akşam ben de toplanalım diyorum. Hem Roma hukuku dersine de birlikte çalışmış oluruz. Sen ne dersin Pelin? Benim zaten işlerim var. Siz çalışın. Peki ya sen Ozan? Bu zamana kadar seninle hep net konuştum. Ne varsa açık açık söyledim. Senden de aynını beklerim. En azından buna hakkım var. Niye böyle davranıyorsun? Ne oluyor? Ne bu suratın? Neye bu tavrın? Artık benden uzak durmanı istiyorum.
Sen bana sadece bela getiriyorsun. Ben derslerime odaklanıp okulumu bitirmek istiyorum. Bütün planım bu. Saygı duyarsan sevinirim. Peki. Nasıl istiyorsan. İşte orada. Sen oradan git. Ben duvardan aşağı atan adam bu memur bey. Yürü, bizimle geliyorsun. Ne oluyor yine ya? Ne oluyor, ne yapıyorsunuz siz? Kasıtlı adam yaralamaktan hakkında şikayet var. Bizimle karakola geliyorsun. Adam yaralamak mı? Nasıl ya? Ne işler çeviriyorsun bilmiyorum Batu ama. Bunun hesabını vereceksin. Emin ol vereceksin. Duyuyorsunuz memur bey. Hala tehdit ediyorum. Şikayetçiyim. Yürü. Ozan. Kim kime rahat vermiyormuş görelim bakalım Ozan Bey. Jülide, hayatım, sana çok kötü bir haberim var ama ne olursun panik yapma. Sakin ol, tamam mı? Aslım, ya ne oluyor yine? Bilmiyorum Eylül. Ama öğreneceğim. Kim yaptı bunu? Neden bu haldesin? Ozan. Yapma dedim. Vurma dedim ama dinlemedi. Yerde tekmeledikten sonra kaç metrelik duvardan aşağı itti beni. Ozan. Seni. Ya cani mi bu çocuk? Batu saçma sapan konuşma Allah aşkına. Sen oradaydın. Nasıl delirdiğini, nasıl öfkelendiğini sen de gördün. Ölmediğime dua ediyorum. Taner'e kadar kovaladı beni. Kaçacak yerim kalmayınca da aşağı itti.